Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Trigonometri yarım açı formülleri 14 nolu testteyiz. İlk sorumuz. Karekök içinde 1 eksi sinüs 2x eksi karekök içinde yine 2 eksi 2 kos 2x ifadesi aşağıdakilerin hangisine eşittir? İki ifadeyi ayrı ayrı inceleyeceğim. Önce ilk ifadeyi alalım. Bir yerine sin kare x artı cos kare x yazabiliriz. Sin 2x yerine de 2 sin x cos x yazabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar parantez içi, daha doğrusu kök içi sin eksi kosun parantez karesi olacaktır. Kare de kare kök dışına mutlak değer olarak çıkacaktır. Yani sin x eksi cos x. Şimdi 270 derece ile 360 derece arası yani hangi bölge arkadaşlar? Dördüncü bölge. 270 derece ve 360 derece arası. Burada sinüsün işareti eksi. Kosinüs pozitif ama onun da önünde eksi var. Dolayısıyla mutlak değerin içi şu an negatif. Bunu pozitif yapmak için eksiyle çarpıyorum. Eksi sin x artı cos x. Bu birinci ifade. Şimdi geldik ikinci ifadeye. 2 eksi 2 cos 2x. İki parantezini alırsak 1 eksi cos 2x şeklinde olacaktır. Burada cos 2x yerine 1 eksi 2 sin kare x yazarsak eksiler dağıtıldığında şu birler gidecek. Eksi eksi artı olacak arkadaşlar. 4 sin kare x olacak. Bu da 2 sin x'in mutlak değeri. Sinüs x'in bu bölgede eksi olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burası eksi 2 sinüs x. Şimdi ifadeyi toparlıyoruz. İlk denklem eksi sin x artı cos x şeklinde çıkmıştı. Eksi eksi 2 sin 2 x yani artı 2 sin x. Şu x'in toplarsak sinüs x artı kosinüs x olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı da. İkinci soruya geldik. Arkadaşlar burada da sinüs 2x eşittir. 6 cos kare x eksi 3 şeklinde bir ifademiz var. Öncelikle ifadeyi bir düzenleyelim. Sin 2x nedir? 2 sin x cos x. Yine 6 cos kare x duruyor. 3 yerine de bakın 3'ün yanına çarpım olarak sin kare x artı cos kare x'i yazabiliriz. Sonuçta bu 1'dir arkadaşlar. Eksi 3 sin kare x. Eksi 3 cos kare x olur. İfadeyi şimdi düzenleyelim. 6 cos kare x'ten 3 cos kare x çıktı. 3 kosinüs kare x. 2 sin x cos x'i sağ tarafa attım. 2 sin x cos x eksi olarak geçti. Ve eksi 3 sin kare x eşittir 0. Kotanjant x'in değeri kaçtır demiş. Şimdi kotanjant ifadesine dönüştürelim arkadaşlar. Nasıl yaparız? Eşitliğin sağ ve sol tarafını sonuç olarak aynı şeye bölersem eşitliğin değeri bozulmaz. Her tarafı sin kare x'e bölüyorum. Dikkat edin. 0 eşittir. Cos bölü sin kotanjant. 3 kotanjant kare x eksi. Birer tane sinüs sadeleşti. Eksi 2 kotanjant x ve eksi 3 şeklinde bir denklem elde ettik. Bu denklemin kökü direkt kotanjant arkadaşlar. Kotanjanta bağlı bir denklem. Dolayısıyla burada bulduğumuz kök direkt bize kotanjant değerini verecek. Arkadaşlar burada delta diskriminant yöntemine girmek durumundayız. Çünkü çarpanlara ayrılarak çıkabilen bir kök değil. Neydi delta? B kare eksi 4 ac. B karesi 4. Eksi 4, A'sı 3, C'si eksi 3. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? 3 kere 3, 9, 4 kere 9, 36 artı 4, delta 40 çıktı. Eksi B, B'sin arkadaşlar eksi 2, eksi B artı 2, artı karekök delta 40 bölü 2A dersek 6. 44 çarpı 10'dan 2 kök 10 olarak çıkacaktır. 2 parantezini alırsak 1 artı kök 10 bölü 6. Sadeleştirdik 3.
1 artı kök 10 bölü 3 bunun köklerinden bir tanesidir. Zaten birinci bölgede olduğu için kotanjantın artı olması gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci sorumuzun cevabı Edirne. Üçüncü sorumuz. Yine bir özdeşlik sorusu. 1 bölü sin kare x artı 1 bölü kos kare x artı 2 bölü sin x çarpı kos x eşittir 8 olduğuna göre x dar açısı kaç radyandır? Arkadaşlar payda eşitleyelim. Bunu kosinüs kare x, bunu sinüs kare x ile çarpalım. Paydalar sin kare x ve kos kare x oldu. Bunu da sin x ve kos x ile çarpalım. O zaman ne oldu arkadaşlar? Kosinüs kare x artı sinüs kare x artı 2 sin x kos x. Arkadaşlar payda kısmı sin kare x çarpı kos kare x olmuştu. Onu da sağ tarafa çarpma olarak atarsam 8 sin kare x kos kare x şeklinde olacaktır. Şimdi burada kos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. 2 sin x kos x'in yarım açı formüllerinden sinüs 2x olduğunu biliyoruz. Şu ifadeyi de 2 çarpı 4 sin kare x kos kare x şeklinde parçalarsak arkadaşlar 4 sin kare x kos kare x sinüs 2x'in parantez karesine eşittir. Yani eşitliğin sağ tarafı 2 çarpı sinüs 2x'in karesi oldu. Hepsini sağ tarafa toplayalım. 2 sinüs 2x'in karesi eksi sinüs 2x eksi 1 eşittir 0. Çarpanları ayırıyoruz. 2 sinüs 2x ve sinüs 2x. Arkadaşlar eksi 1 ve artı 1 dersek olacak. Bakın çapraz çarptı. Topladığınızda ortadaki ifadeyi veriyor. Eksi 2 sin 2x artı sin 2x ortadaki ifadedir. Kökleri bulmak için sıfıra eşitledik. Ya sinüs 2x eksi 1 bölü 2'dir. Ya da sinüs 2x 1'dir. Bize dar açıyı sormuş arkadaşlar. Sinüsün 1 olduğu açı kaç derecedir? 90 derece. 2x 90 ise x 45 olur. Yani cevabımız pi bölü 4. Üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan. Neden eksi 1 bölü 2'yi almadık? Çünkü eksi 1 bölü 2 çok daha büyük bir açı. 210 derece. O zaman x'in 105 derece olması gerekirdi. Dolayısıyla dar açı olmuyor. Dördüncü sorumuzdayız. 1 artı sinüs 4x bölü kosinüs 4x eşittir 3. Bize tanjant 2x değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar yine denklemimizi biraz düzenleyelim. 1 artı sinüs 4x ifadesinde 1 artı sin 4x yerine 2 sin 2x cos 2x yazalım. Cos 4x'i yan tarafa atacağım. Bunda 3. Açalım arkadaşlar. Cos 4x neye eşittir? Cos kare 2x eksi sin kare 2x şeklinde yazılabilir. İfadeyi biraz daha düzenleyelim. Hepsini sağ tarafa atıyoruz. Şu birin yerine de arkadaşlar sin kare 2x yine cos kare 2x yazabiliriz. Hepsi 2x cinsinden olsun. 3 cos kare 2x vardı. Bir tane eksi olarak geçti. 2 cos kare 2x. Eksi 2 sin 2x cos 2x. Yine eksi 3 sin kare 2x vardı. Bir tane daha eksi olarak geçti. Eksi 4 sin kare 2x eşittir 0 şeklinde bir denklemimiz oldu. İkileri de sadeleştirirsek cos kare 2x eksi sin 2x cos 2x eksi 2 sin kare 2x eşittir 0. Çarpanları ayırıyoruz. Kosinüs 2x, kosinüs 2x, eksi 2 sinüs 2x ve sinüs 2x. Çapraz çarpı topladığınızda yine ortadakini verdiğini görüyorsunuz. Sıfıra eşitleyelim arkadaşlar ikisinde. Cos 2x eşittir 2 sin 2x. Buradan cos 2x'i buraya bölüm olarak atarsak tanjant 2x eşittir 1 bölü 2 ve tanjant 2x eşittir. Diğerinde de eksi 1 gelmekte arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı Denizli seçeneklerde 1 bölü 2 değerini görüyoruz. Beşinci sorumuz bir bilgi sorusu. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri yanlıştır? Yarım açı formüllerini burada yazmışlar. Sinüs 6x, 2 sin 3x, cos 3x. Doğru arkadaşlar. Bildiğimiz yarım açı formülü.
Cos 20'de bir terslik var. Bakın 1 eksi 2 cos kare 10 demiş. 2 cos kare 10 eksi 1 olmalıydı. Tanjant 40'ı 20 artı 20 olarak yazarsanız tan 20 artı tan 20 yani 2 tan 20 bölü 1 eksi tan 20 çarpı tan 20 tan kare 20. Bu da doğru. Kos 10 çarpı sin 10 sin 20 bölü 2. 2'yi şuraya atarsak 2 sin 10 kos 10 sin 20'dir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla son şıkka bakıyoruz. Sin x bölü 2 2 sin x bölü 4 cos x bölü 4. Bu açı alfa ise bunlar alfa bölü 2 yarısı. Bu da doğru. Arkadaşlar burada yanlış olan sadece 2. 5. sorumuzun cevabı Adana. Arkadaşlar 6. sorumuzdayız. Oldukça fazla çarpanlara ayırma içeren bir soru. Bunu parça parça bir değerlendirelim. Şu a üzeri 8 eksi b üzeri 8'i inceliyorum. A dediğimiz sinüs. Sinüs üzeri 8 eksi kosinüs üzeri 8. 2 kare farkına göre açarsak sinüs üzeri 4 eksi kosinüs üzeri 4 ve sinüs üzeri 4 artı kosinüs üzeri 4 şeklinde yazılabilir. Tekrar şu ifadeyi sin kare eksi kos kare sin kare artı kos kare şeklinde yazabilirim. Sinüs üzeri 4 artı kosinüs üzeri 4. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. Bakın kos kare x eksi sin kare x olsaydı kos 2x olacaktı. Bunun eksisi. Eksi kos 2x sinüs üzeri 4x artı kosinüs üzeri 4x. İlk ifadeyi hallettik. Şimdi sayın arkadaşlarım burada şu ifadeyi eksi parantezine alalım. Bunun yanına yazalım. A üzeri 6 b üzeri 6. A üzeri 6 eksi b üzeri 6. Yani sinüs üzeri 6 eksi kosinüs üzeri 6. Devam ediyoruz. Bunların en dışında da bir 4 var. Paydada da bölü sin kosu unutmayacağız. Eksi kos 2x sinüs üzeri 4 artı kosinüs üzeri 4. Bunu 2 küp farkına göre açıyorum. Neydi 2 küp farkı? A küp eksi B küp. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Bakın eksi bu sin karenin küpü. Sin kare eksi kos kare. A kare artı AB yani sin kare kos kare artı B kare. Şimdi bu da arkadaşlar yine eksi kos 2x. Dolayısıyla 2 eksi neye dönüştü? Şurası eksi kos 2x olunca 2 eksi artıya dönüştü. Ortak paranteze alarak yazalım. Cos 2x parantezini aldık. Şu eksi eksi sin üzeri 4 eksi kosinüs üzeri 4 olmasına neden oldu. Buradaki cos 2x'i de aldık. Sin üzeri 4 ve kosinüs üzeri 4. Bir de sin kare kos kare var arkadaşlar. Bölü sin x ve cos x olduğunu unutmuyoruz. Şu ifadeler birbirlerini götürdü. Sin kare x ve cos kare x. Arkadaşlar biz bunu defalarca söyledik. 4 ile çarpıp 4'e böldüğümüzde ya da şu 4'ü içeri dağıttığımızda bakın daha iyi olacak galiba. Kosinüs 2x duruyor. Şu 4'ü içeri dağıtalım. Şunun yanına. 4 sin kare x cos kare x bölü sin x cos x. Arkadaşlar şuradaki sin x cos x'leri sadeleştirdik. Şu 4'ü 2 sin x cos x'in ikisini bu tarafa aktarırsak 2 sin 2 x olur. Şurası 2 sinüs 2 x. Başında da kosinüs 2 x var. 2 sin 2 x cos 2 x'e ne haline gelir? Sinüs 4 x haline gelir. Yani arkadaşlar 6. sorumuzun cevabı da Deniz. 7. sorumuzdayız. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde A, N virgül M ve B, M virgül N noktaları gösterilmiştir. Buna göre cos alfa bölü cos beta oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Arkadaşlar bu üçgenlere dikkat edelim. Bakınız. Bunun x'i N, y'si M. Yine aynı şekilde bunun x'i M, y'si N. Ve hipotenüsleri ister istemez Pisagor'dan dolayı eşit çıkacak. Arkadaşlar bunlar birbirleriyle eş üçgenler. Dolayısıyla burada M kenarının karşısında beta varsa bunun dikkat ederseniz x'e m y'si ne? X'e m olduğu için burada da yine m'in karşısında beta olacaktır. Şu üçgene dikkat edersek
alfa artı 2 beta açısının 90 derece olduğunu görüyoruz. O zaman alfa eşittir 90 eksi 2 beta. Kosinüs alfa yerine 90 eksi 2 beta yazıyorum. Bölü kosinüs beta. Arkadaşlar birinci bölgede kosinüs işareti pozitiftir. İsim değiştirir. Sinüs 2 beta haline gelir. Sinüs 2 beta'nın eşittir 2 sin beta ve cos beta bölü cos beta. Dolayısıyla bizim cevabımız 2 sin beta şeklinde gerçekleşiyor. 7. sorunun cevabı arkadaşlar bu. 9. sorumuzdayız. Yine güzel bir soru. A bölü B çarpı C oranı şekle göre aşağıdaki gelen hangisidir diyor. Öncelikle şekil üzerinde verilenleri güzel bir şekilde yerleştirelim. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. Şu açıda 18 derece. İki iç açının toplamı bir dış açıdır kuralından burası 36 derece. Burası 54 derece olarak yazabiliriz. Şimdi tek tek bize verilen ifadeleri trigonometrik olarak yazalım arkadaşlar. Bakınız. Sinüs 36'yı yazarsak karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü B. O zaman B'nin 1 bölü sin 36 olduğunu gördük. Şuradan kosinüs 36'yı yazarsak komşu bölü hipotenüs pardon kotanjant 36 burada iyi olacaktır. Komşu bölü karşı kotanjant 36 A bölü 1 A. A'yı da kotanjant 36 olarak bulduk. Neyi bulmamız gerekiyor? C'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. C de karşı ve hipotenüsün birbirine bağlanması ile ilgili çıkacak. O zaman arkadaşlar sinüs 18'i yazsak karşı kenar 1 hipotenüs C. C de 1 bölü sinüs 18 oldu. Şimdi bunları yerlerine yazalım. A neydi arkadaşlar? Kotanjant 36. Açıyorum onu. Kosinüs 36 bölü sinüs 36 bölü. B neydi? 1 bölü sin 36. C de arkadaşlar 1 bölü sinüs 18. Ters çevirip çarptığımızda sin 36'ların gittiğini göreceğiz. Bizim ifademiz ne haline geldi? Sinüs 18 çarpı kosinüs 36 haline geldi. Arkadaşlar bu ifadeyi biraz daha düzenlememiz lazım. Bunu ben 2 kosinüs 18 ile çarpsam ve 2 kosinüs 18'e bölsem. Şurası ne olur? 2 sin 18 kos 18 sinüs 36 olur. Sin 36 var, kos 36 var. Bir kez daha 2 ile çarpıp 2'ye bölsem. 2 sin 36 kos 36 arkadaşlar. Sinüs 72 bölü 4 kosinüs 18. Bu iki açının toplamı 90 derece olduğu için sadeleşecekler ve cevabımız 1 bölü 4 çıkacak. 9. sorunun cevabı arkadaşlar Ceyhan. 10. sorumuzdayız. Bir dik üçgen vermiş ve bu dik üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diyor. Arkadaşlar dik üçgenin alanı biliyorsunuz dik kenarların çarpımının yarısı. O zaman ben iki dik kenarı da trigonometrik olarak ifade etmeye çalışacağım. Önce alfanın sinüsünü yazıyorum. Sinüs alfa karşı kenar bölü hipotenüs. AB bölü 2. Dolayısıyla AB kenarı 2 sin alfa. Kosinüs alfayı yazıyorum arkadaşlar. Komşu kenar bölü hipotenüs. BC bölü 2. Dolayısıyla BC kenarı da 2 kos alfa. Dik üçgenin alanını bulalım şimdi. 2 sin alfa çarpı 2 kos alfa bölü 2. İkiler gitti. 2 sin alfa kos alfa sinüs 2 alfadır. 10. sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. 11. sorumuzdayız. Karekök içinde 1 artı sinüs 10 bölü kos 65 çarpı kos 25. Burada birkaç işlem yapacağız. Bakın önce kos 65 yerine sinüs 25 yazıyorum. Ve payı ve paydayı 2 ile çarpıyorum. 2 sin 25 kos 25 nedir arkadaşlar? Sinüs 50. Gelelim üst tarafa. Şu an 2 var. 1 yerine arkadaşlar sin kare 5 artı kos kare 5 yazıyorum.
artı sinüs 10 yerine de 2 sin 5 cos 5 yazıyorum. Arkadaşlar üst taraf ne haline geldi? Sin 5 artı cos 5'in parantez karesi ve kök, ya dışarıda 2 var. Bu pozitif bir değer olduğu için aynen çıkacaktır. 2 çarpı sin 5 artı cos 5 şeklinde üst tarafı hallettik. Alt taraftaki sinüs 50'yi arkadaşlar sinüs 45 artı 5 şeklinde açsak 5 dereceye benzetelim. Toplam formülünden yazarsak sin 45 cos 5 cos 45 sin 5. Dolayısıyla sin 45 kök 2 bölü 2, cos 45 de kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 parantezinde cos 5 artı sinüs 5 kaldı. Üst tarafta da 2 sin 5 artı cos 5 vardı. Sadeleştirdik. Ters çevirip çarptığımızda 4 bölü kök 2. 4 kök 2 bölü 2'den cevabımız 2 kök 2. 11. sorunun cevabı Deniz'di arkadaşlar. 12. sorumuz yine güzel bir soru. Arkadaşlar bu tarz bir soru 2017 yılında üniversite sınavında gelmişti. Dikkatli olun. Toplam sembolü biliyorsunuz temel anlamda formüllerine çok girmeden müfredatta var. Şimdi A kaçtır 1'den 4'e kadar cos 2kx toplamıdır diyor. Önce bir A'yı yazalım. K'ya 1 verdik. Kosinüs 2x. 2 verdik kosinüs 4x. 3 verdik kosinüs 6x ve 4 verdik kosinüs 8x. Bu a'ymış. Güzel. Şimdi ikinci ifade, istenilen ifade. K'ya 1 verirsek sinüs kare x. 2 verirsek sinüs kare 2x. Sinüs kare 3x ve sinüs kare 4x'in biz a türünden değerini arıyoruz. Buna da b diyelim. B'nin a türünden değerini arıyoruz. Şimdi arkadaşlar üstteki ifadede hepsinin yarım açı formüllerini yazıyorum ve sinüslü yarım açı formüllerini yazıyorum. Kosinüs 2x yerine 1 eksi 2 sinüs sin kare 2x x pardon yarısını yazıyoruz sonuçta. Artı 1 eksi 2 sinüs kare 2x, 1 eksi 2 sinüs kare 3x ve 1 eksi 2 sinüs kare 4x şeklinde A ifadesini yazabiliriz. Şuradaki birleri toplarsak 1, 2, 3, 4. Eksi 2 parantezinde ne kaldı? Sin kare x, sin kare 2x, sin kare 3x ve sin kare 4x. Biz buna B demiştik. Ve eşittir A. B'yi yalnız bırakalım. A'yı sol tarafa attım. 4 eksi A eşittir 2B. Dolayısıyla arkadaşlar B 4 eksi A bölü 2 şeklinde oldu. 12. sorunun cevabı da bu. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kanalıma takip edip abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.